Hocam, Raş hocam, bir diğer soru da şöyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifeleri aynı zamanda padişahtı da. O zaman vaad edilen Mesih aleyhisselamın halifelerin de hükümdar olması gerekmez miydi? Efendim biz bunu geçen galiba programda da cevapladık. Evet. Şimdi kim kimin halifesi ise onun işini yürütür. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda hem peygamberdir hem de ona dünyevi hükümdarlık da nasip edildi. Çünkü padişahlar için bu şeriat sahibi peygamber olduğu için ve ebediyete kadar peygamber olduğu için onun şeriatı, onun sünneti kıyamete kadar geçerli olduğu için padişahlar için, hükümdarlar için, güç sahipleri için örnek teşkil etmesi gerekiyordu. Nitekim Evet. Allah-u Teala ona hem peygamber hem de hükümdarlık verdi. Hem o padişahıydı aynı zamanda. Onun için onun halifeleri padişah oldular. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifeleri değil. Evet. Şimdi Vadiden Mesih aleyhissalatü vesselam'a gelince Vadiden Mesih aleyhissalatü vesselam şey değildi, padişah değildi. Ona o kendisi diyor ki benim tacım diyor, diğerlerin tacından diyor çok farklıdır. Benim tacım Rabbimin rızvanı yani onun rızasıdır diyor. Evet. Ben dünyayı bu padişahlıklar bana lazım, ben istemiyorum diye. Onun gibi de onun halifelerinde dünyevi krallıklarla, padişahlığıyla bir ilgisi yok onun. Tamam mı? Böyle kraliyetlikle veya dünyevi hükümdarlıklarla bir ilgisi yok. O sadece onlar Mesih-i Mevdu Aleyhisselatü nasıl ki Allahu Teala'nın dinini ihya etmek için geldiyse bu onların da işi budur. Şimdi bizim asıl bakmamız gereken efendim halife padişah mıdır değil midir bunu bakmamız yerine yani bu şekilde bu konuyu ele alacağımız yerine bizim şunu bakmamız lazım. Bizim bahsettiğimiz konu Nur suresinde bahsedilen ve vaat edilen hilafettir. Evet. Allah-u Teala orada ne diyor? Diyor ki, kim iman edip salih amel işlerse onlara söz veriyorum. Bu söz kimin içindir? İman edip salih amel işlerse. Sadece iman da yetmiyor. Evet. İkisini bir arada yapan hem iman edecek hem ona uygun hareket edecek. Onlara sözüm var. Ne sözüm var? Ben onları da halife kılacağım diyor. Şimdi bundan bir şunu anladık ki bazen biz efendim Ammeviler halife miydi? Abbasiler halife miydi? Osmanlılar halife miydi? Efendim, onlar Nur suresinde bahsedilen şekilde halife değildiler. Evet. Ne de onların böyle bir iddialar vardı. Bu halk arasında bir yanlış bir görüştür bu. Efendim onlar halife. Onlar ki ne mi? Halife ne demek ki? Yerine geçen. Evet. Babanın yerine geçtiği için babalarının yerine tamam o manada babalarının halifesiydi. Yoksa Peygamber Efendimiz'in halifeleri değildi. Ümmetin zaten bu konuda ittifak var efendim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in halifeleri dört kişiydi. Evet. Hani Hulefai Raşidin diyoruz. Bu şimdi bu Nur suresinde vaat edilen ve bahsedilen hilafetin belirtileri de var. O halifeyi nasıl tanıyacağız? Demin Osman Bey de bahsetti ya efendim. Diyorlar ki siz efendim onu halifeyi siz seçiyorsunuz. Tamam. Hazreti Ebubekir'i de insanlar seçtiler. Evet. Ama peygamber de halifedir. Peygamber bizzat. Onun için Hazreti Adem Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala ne diyor? Ben Adem'i halife kıldım diyor. Halbuki o da peygamber. Evet. Peygamber demedi, halife dedi. Niye? Çünkü eğer orada Hazreti Adem Aleyhisselam için peygamber kelimesi kullanılmış olsaydı, nebi kelimesi kullanılmış olsaydı, o zaman daha sonra gelen insanlar diyecekler de ki, peygambere veya nebiye itaat vardır ama halifeye itaat yok. Ama Allah-u Teala bilerek Hazreti Adem için halife kelimesini kullandı. Halbuki peygamber o. Evet. Allah onu vehiy etti. Allah bizzat kendisi onu tayin etti değil mi? Evet. Bizzat kendisi tayin etti. Onun için Allah-u Teala ne dedi ki efendim ben onu halife kılacağım ve meleklere dahi ona itaat edin de secde edin. Secde nedir? İtaatin en ileri derecesidir. Evet. Ondan da bundan önceki soru vardı ya efendim halife itaat var mı yok mu diye. Bu konuda açıklanıyor. Halife ister peygamber olsun, ister peygamberden sonra olsun. Halifeye itaat var. Evet. Melekler dahi itaat etmek zorunda. Şimdi fark nedir?
Peygamber Allah'ın halifesi, o da halifedir ama Allah onu direkt tayin ediyor. Peygamber geldiğinde her tarafta pislik, günah olduğu için Allah-u Teala direkt halifeyi tayin etmek zorundadır. Onun için öyle yapıyor ama o peygamber geldikten sonra onun eliyle tertemiz, muttaki insanların, takva sahiplerinin bir cemaati kuruluyor. Evet. Ve Allah-u Teala onlara diyor ki artık sizin isteğiniz benim isteğim, sizin seçiminiz benim seçimim. Onun için bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bedir'e katılanlar için diyor ki Allah-u Teala onlara اِفْعَلُوا مَا شَيْتُمْ şimdi dilediğinizi yapın. Evet. Bu demek dedi ki günah işleyin. Allah biliyordu zaten onların dilediği nedir? Allah rızası dışına çıkmamak. Böyle bir cemaat kurulduktan sonra onlar kimin sırtına el koyarlarsa ve kimin eline el verirse Allah-u Teala diyor ki benim elimde bunun üzerindedir. Onun için Allah-u Teala dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yedullahi fevkal cema. Allah'ın eli cemaat üzerindedir. Şimdi bu böyle bir halife seçilince, böyle bir halife seçilince Allah-u Teala diyor ki onların uç belirtisi var. Nur suresinde bu ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki belirtileri nedir doğru halifenin? Birincisi onlar diyor onların dinini yayacağım diyor. Onların dini güçlenecek, kökleşecek. Bunun mesela size bakın bugün Hazreti Ebu Bekir haricinde, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali haricinde de birçok Naci, Ammi halife, Abbasi halife, filanca halife, Osmanlı halife dediler. Peki din kimin ki efendim kökleşti? Ebu Bekir'in ki. Evet. Hazreti Ömer'in dini görüşü, Hazreti Osman'ın dini görüşü, Hazreti Ali'nin dini görüşü. Onlar efendim kökleşti. Evet. Yayıldı. Diğerleri o kadar zamanın açısından çok uzun zaman onların zamanlar oldu değil mi? Böyle uzun dönemleridir hilafet tabii, dönemleri. Tabii. Daha güçlüydüler, daha efendim insanlara sözünü geçirebiliyorlardı. Zulümde yapıyorlardı. Bazen ne diyeyim baskı altına alabiliyor. Hepsi yapıyor ama onların dini görüşü yok ortada. Evet. Biz hiçbir zaman okumadık. Hani filanca Emevi halifenin görüşü efendim o dinde çok önemlidir. Tamam. Birinci belirti bu. Bu evet. belirti işte hem oradaki halifeler için hem Ahmediye cemaatinin halifeleri için geçerlidir. Şimdi Ahmediye cemaati içinde de hilafet muhalifler de vardı. Peki efendim kimin görüşü, dini görüşü yaygınlaştı? Hazreti Mevlana Nuruddin Hazretleri'nin, Hazreti Muslemov ikinci halife Hazretleri'nin, öyle değil mi? Evet. Sonra Allah-u Teala ikincisi diyor ki ben diyor onların örneğin korkularını emniyete çevireceğim. Demin biz bahsettik Osman Bey, Hazreti Ebu Bekir zamanında her türlü kargaşa vardı. Herkes İslam'dan çıktı. Bir düşmanlar Medine'ye saldıralım dediler vesaire diye. Hazreti Ebu Bekir o gün bir karar aldı. Hayır ordu gidecek diye. Evet. Şimdi Müslümanlar korku içinde ama böyle bir karar alınca düşman şey düşündü dedi ki ya Müslümanlar ahmak değil ya. Eğer 10 bin, 20 bin kişilik ordu dışarı yollandıysa, Medine dışına yollandıysa demek ki Medine'de daha güçlü bir ordu var. Evet, evet. Onun için Medine'ye saldırmadılar bile. Ve Allah-u Teala Müslümanların o korkularını emniyete çevirdi. Diğer halifeler zamanında da öyleydi. Ahmediye hilafeti zamanında da böyle olaylar yaşandı. Evet. Ve üçüncü sorular da diyor ki onlar يَابُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكِنُوا بِشَيَا onlar sadece bana ibadet edin, beni tapacaklar. Hiçbir şekilde şirke düşmeyecekler. Evet. Hani Hazreti Ebu Bekir örneğinde olduğu gibi bütün millet geldi, bir siyasi lider olsa, o siyasi manada halife olsa korkuyorlar. Ya millet isyan etti, millet çıktı, şimdi ne yapacağız? Evet. Hazreti Ebu Bekir dedi ki hayır, ne olursa olsun sizin muhalefetinize rağmen ordu gidecek. Bir örnek. Bu hem örnekler orada var hem bu hilafet döneminde de var. Yani Vadlen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan sonraki hilafet döneminde de. Onun için bizim bakmamız gereken padişah mıydı değil miydi bu değil. Nur suresinde bahsedilen bu belirtiler bu halifeler için gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi? Evet. Eğer gerçekleştiyse bunlar Nur suresinde vaat edilen halifelerdir efendim. Evet. Çok sağ olun hocam teşekkür ederim.